Şimdi Kant'ın açıklamasını da çok kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Saddam'ın sonunu hatırlasın diye bir cümlesi var çünkü. Bu haddi aşan cümleyle ilgili ne söylersiniz? İsrail Dışişleri Bakanı Katz yaptı bu açıklamayı ve sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklama oldukça tabii ki tepki topladı. Ankara çok sert cevap verdi. Netanyahu'nun sonu da dedi. Soykırımcı Naziler gibi olacak dedi. Hitler'in sonu nasıl olduysa aynı olacak dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Kant, hani Dışişleri Bakanı diye adlandırdın ama sen tabii haberci etiyle hareket ettin. Ben ona daha farklı bir tanım getireyim. En az Netanyahu'ya kadar katil, en az Netanyahu'ya kadar aşağılık bir varlık. Ve bu aşağılık varlık, hayvandan aşağı mahlukat, döktüğü kanların hesabını vermek yerine hala kuduz, son safhaları, gözünü kan bürümüş, nefret kim bürümüş, mahlukat oturduğu yerden o 3 kuruşluk aklıyla ahkam kesmeye kalkıyor. Kime? Sayın Erdoğan'a. Dolaylı olarak kime? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Ve örnek de bu Saddam ve aynen de şöyle ifade ediyor, dediğim gibi bağlıyor sonunu. Saddam'ın sonunu hatırla. Kans'ın 3 kuruşluk aklı böyle çalışıyor. Ve biz de diyoruz ki aşağılıksınız, katilsiniz ve muhakkak yaptığınız ihanetin ve o soykırdığınız insanların döktüğünüz kanların hesabını vereceksiniz. Hem bu dünyada hem ahirette. Dolayısıyla Kant'ı dikkate almak, üzerine yorum yapmak, yani siyasete, ahlaka, programın etiğine bana göre günah. Böyle 2 paralık bir adamın yapmış olduğu çıkışı ben deli saçması ve alçakça bir saldırı olarak nitelendiririm. Kant kendi söyledi, kendi dinledi. Karşılığı var mı? Yok. Esas o ucube kendine baksın. Çünkü elinde sonunda o beraber yol koşturduğu Netanyahu dahil, hatta diğerleri, evet, öyle hiç kimse bu işten sıyıramayacak. Ve sadece İsrail ve bu bahsettiğim hayvandan aşağı mahlukatlar değil, beraber hareket ettiği Amerika gibi emperyal devlet ve bu konuda dahil olan bütün Amerika'nın siyasileri, bunlar da hesap verecekler. Bakın, yıkılmasa Osmanlı yıkılmazdı. Bu işin sonu geldi, onu söyleyeyim. Bu bahsetmiş olduğum aşağılık terör örgütü, devlet görünümlü yapılar, Amerika, İsrail, bunlar yıkılacak ve çökecek. Ve bunun içindeki o bugüne kadar bayrağı taşıyan bu aktörlerin hepsi hesap verecek. Ama ölü ama diri. Ve o Kant denilen katil de yani ecelinin ölümü normal ecelli olmayacak, ona eminim. Çünkü gözleri dönmüş durumda. Bu bahsetmiş olduğum mahlukatların hepsi er ya da geç kurulacak olan adaletin önüne çıkıp dünyaya bu işin bedelini ödemek kaydıyla hesap verecekler. Şimdi Netanyahu denen katilin, aşağılığın hiçbir tane sivil ölmedi dediği gibi Kant'ın bu söylemini nereye sığdıracaksın? Bugüne kadar döktüğünüz kanlar, katlettiğiniz o 40 bin insan, sakat bıraktığınız, bir daha geri dönülemez dediğimiz 100 bin insan, bunları nereye koyuyorsunuz? Peki. Dolayısıyla bunlara bakmadan böylesi aşağılık saldırının hükmü yok bizde ve zaten gereken de cevap verildi. Ben bunları, hani bizim Anadolu'da çok geçerli bir deyim vardır, eceli gelen bir atasözümüz vardır. Ben Kans'ı buna benzetiyorum. Peki, gözü dönmüş, nereye saldırdığını bilmez vaziyette ve haddini aşacak şekilde de Türkiye ve Sayın Erdoğan hedef olan bir cümle kurdu, evet, ama haddinden fazla da gereken cevabı aldı. Çünkü söylediğinin karşılığı yok. Peki. Bütün dünya ve insanlık bunu çok net görüyor. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.